Selva Hanım, tekrar hoş geldiniz. Biraz şimdi konumunuz gereği şöyle başlayayım ben sizle. Bir Türk Restoransı var. Evet, yaklaşık bir senedir Türk Restoransı duyuyoruz. Şimdi bir kere biz Türk Restoransı bize bir kısaca özetleyin. Evet, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı. Onu biliyoruz. Yani ben biliyorum ama izleyicilerimizle paylaşın. İki, ki daha önemlisi, Doğal Afet Sigortaları Kurumu'yla, yani kısa adı DASK'ın, Türk Restoransı'na olan ilişkisi nedir? Bunu da bu vesileyle paylaşalım. Buyurun, söz sizde. Teşekkür ediyorum Noyan Bey. Ben olabildiğince özet bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Yaklaşık 1,5 sene oldu kurulalı diyebiliriz. Türk Restorans bugün itibarıyla sigorta sektörünün büyümesine katkı sağlamak ve restorans faaliyetlerinde kapasite ihtiyacını karşılamak adına Eylül 2020'de, 6 Eylül'de Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hayata geçirildi ve kuruldu resmi olarak. Ana amaçlarımızdan sadece aslında bir tanesi yurt dışına aktarılan restorans primlerini yurt içinde tutabilmekti. Ve bugün itibarıyla bir yılımızı doldurmamızın neticelerine baktığımızda yaklaşık 1 miktara yakın bir primi yurt içinde tuttuk diyebiliriz. Tamam, bir virgül koyalım mı? Bir virgül koyalım mı? Tabii. Şimdi ben böyle ara ara girerim, kusuruma bakmayın. Tabii. Önce bize, yani bize değil tabii izleyicilerimize, restoransı çok kısaca anlatın o zaman. Aslında çok özet söylemek gerekirse sigorta şirketlerinin yıllık yapmış oldukları anlaşmalarını iştirak eden ve onların risklerini devrettikleri kurumlar diyebiliriz. Aslında çok özetle sigortacının sigortacısıyız. Yani ben nasıl evimi, konutumu sigortalıyorsam siz de kendinizi, kurumu sigortalıyorsunuz. Doğru mu anlıyorum? Doğrudur. Şöyle, Tamam. sigorta şirketleri belli alanlarda risklerini bizlere devrediyorlar. Tamam. Bizler de o riskleri aynı şekilde kendimiz için de ayrıca bir koruma temin ediyoruz. Tamam. Bu virgülden devam edelim. Bunun dışında tabii Türk Restorans sektöre girmesiyle birlikte bugün itibariyle 21 ve geçen sene itibariyle de yaklaşık 18 tane sigorta şirketinin yıllık anlaşmalarına iştirak ettik. Tarsim gibi özellikle birçok kurumun da aynı zamanda onlara da restorans desteği sağladı. Özellikle risklerde, ihtiyari risklerde de sektörde birçok aracıya, sigorta şirketine de destek sağlamaya devam ettik. Bu yıl en önemli yaptığımız şeylerden bir tanesi DASK'ı devralmamız oldu Ağustos itibariyle. Bu zaten başlı başına bir süreçti ve gerçekten başlı başına son derece sağlıklı, başarılı bir şekilde bir devir süreci geçirdik. Daha önce neydi Selva Hanım? Siz devralmadan önceki süreç neydi DASK'ta? Şöyle, DASK uzun senelerdir Euroko Sigorta aracılığıyla işletici şirketi Euroko Sigorta'ydı. Biz devir derken biz işletici şirket konumuna geçtik. Tıpkı Euroko Sigorta'nın yapmış olduğu, aslında baktığınız zaman aynı faaliyetleri yürütmek için, yoksa farklı bir devir alma gibi bir söz konusu değil, işletici şirket değişti diyebiliriz. Uzun yıllardır onların devam ettirdiği başarılı bir süreç vardı. Şimdi bu süreç bize devroldu. Tamam, şöyle diyebilir miyiz? Daha öncesinde özel sektör işletmeciydi. Şimdi kamu artık işletmeci diyebiliyor muyuz? Yani evet, söyleyebiliriz. Tamam. Ama özel sektör mantığından hiçbir zaman taviz vermeden. O ayrı. O ayrı. Evet. Tamam, buyurun. Evet, söyleyebiliriz.